Merhaba sevgili dostlar. Evet, bugün sizlerle 2 hafta önce ekmiş olduğumuz domates fidelerinin durumunu inceleyeceğiz. Çapa yapmamız gerekli mi, gerekli değil mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Evet, 2 hafta önce ekmiş olduğumuz domates fideleri. Evet, formlarını yavaş yavaş bulmaya başlamış fideler. Evet, gördüğünüz gibi 40 santimetre arayla ekmiş olduğumuz fideler. Evet, bazı fideler biraz geri kalmış arkadaşlar. Dolayısıyla bazıları da gayet iyi formlarını korumuş. Hatta çiçek seviyesine gelmiş gördüğünüz gibi. Tabi hepsi böyle değil. Ama havaların ısınmasıyla birlikte diğer fidelerin de formlarına kavuşacağını ve daha iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu hafta çapa yapmayacağım arkadaşlar. Bir hafta daha beklemesi iyi olur diye düşünüyorum. Biraz ot gelmiş ama o kadar önemli değil. Gördüğünüz gibi. Bunlar çapaya gelmiş. Boğazları doldurmak istiyor. Ama hepsini bir yapmak daha düzenli, daha tertipli olacak. Evet, gördüğünüz gibi burada da tereotlarımız çıkmaya başlamış. Geçen yıl bu bölgede tereotu vardı. Tohumlarından düşenler tekrardan çıkmış. Bunlar da aynı şekilde çapaya gelmiş arkadaşlar. Çapalansa iyi olur. Ama dediğim gibi bir kısmı da çapaya gelmediği için ve ayrıca akşam da yağış olduğu için bu hafta da çapa yapmayacağız. Suyunu biraz keseceğiz. Domates kök yapısını daha iyi oluştursun diye suyunu azaltacağız arkadaşlar. Buraya ekmiş olduğumuz 3 sıra domates fidelerimizin durumu, çapaya gelip gelmediklerini inceledik bugün arkadaşlar. Genel olarak çapa yapılabilir ama fidelerin bir kısmı tam ilerlememiş. Dolayısıyla bir hafta daha beklememizde hiçbir sakınca yok. Ayrıca böcek kesmesi de olmuş geldiğimizde. 5 tane fidenin yerini değiştirdik arkadaşlar. Böcek kesmişti. Daha önceki videolarımda bahsettiğim üzere bir noktaya bir artan fidelerimizden 10 tane kadar artan fidelerimizden bu gibi durumlar için kullanmak için oraya ekmiştik. Onlar da böcek kestiği için oradan alıp fire veren stillerimizin yerine yenilerini ekiyoruz. Sabahın erken saatleri gördüğünüz gibi kuşlarda her çeşit kuş var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domateslerimiz gördüğünüz gibi çapıya gelmiş ama biz hava şartlarından dolayı hem de diğer fideleri, yani bazı fidelerin de tam olarak ilerlemediğinden dolayı çapamızı önümüzdeki hafta yapmayı düşündük. İnşallah yağış olmazsa güzel bir çapalama yapıp boğazlarını dolduracağız. Çapa domates için, yani bütün bitkiler için diyeyim daha doğrusu, çapa bayağı faydalı arkadaşlar. Hem boğazı doluyor hem kök yapısında ilerleme oluyor. Bitkinin gelişiminde bayağı bir faydası oluyor arkadaşlar. Evet, herkese sağlıklı ve bereketli günler dilerim arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.